Ömer Bey. Özür dilerim. Elif'in ateşi çok yüksek. Ona haber verecektim. Tamam. Geliyorum. Şimdi ölçtüm. Ateşi 39 derece. Hemen doktora haber ver. Tamam. Gel güzelim. Gel benim kızım. Baba. Geçecek. Oğlum, ne oluyor Ömer? Geçecek canım. Nesi var çocuğun? Çok ateşi var. Ilık suya sokmamız lazım. Yatır. Doktor çağırın. Feride haber verdi anne. Ah canım. Doktor hemen geliyor. Gel kızım. Üşütmüş gel. Bu çocuk. Gel. Bahçede o kadar kalırsa olacağı gel, budur. İyi ki Aslı Hanım gelmiş ha. Yoksa bizim fasıla falan gideceğimiz yoktu. Bayağı bir oldu dinlemeyeli. Özledik gerçekten. En son Kemal'le gitmiştik. Daha dün gibi. Kemal abiyi de yad ederiz hem. Türk sanat müziğini Kemal abi sevdirmişti bana. Sonra bir de baktım müptelası olmuşum. Kalkalım Aynalı, geç oldu. Nasıl istersen Yılmaz. Müsaadenizle. Bizim sultan bekliyordur. Ben gitmeden uyku girmez gözüne. Hadi bakalım, bekletmeyin o zaman. İsterseniz yarın öğleden sonraya bakabiliriz. Sizin için de uygunsa olabilir. O zaman yarın görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Duşa sokmakla iyi etmişsiniz. Aç bakalım ağzını. Tamam kızım, az kaldı. Bütün gün dışarıdaydı çocuk. Üşüttü tabii. Üşütme değil bu. Ciğerlerinde ses yok. Mikrobik bir şey olabilir. Bizim evde ne mikrobu olacak canım? Kesin bahçede kapmıştır. Anne tamam artık. Mikrobu nereden aldıysa almış. Bu ilaçları alın. Gece boyu koltuk altlarına ve alnına ıslak havlu koyun. Sık sık değiştirin. Ateşi yükselirse hava hale geçirebilir. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok korkuttun bizi kızım. Evlat bu oğlum. Onun canı yansa senin için sızlar. Niye zahmet ettiniz? Yılmaz'ın evli olduğunu bilmiyordum. Vallahi ben de şimdi senden öğrendim. Yılmaz'ın evli olduğunu da nereden çıkarttın? Ne bileyim, evde sultan bekliyor falan deyince. İlahi Aslı'cığım, onu bekleyen sultan annesi. Yılmaz'ın uzun süre evleneceğini sanmıyorum. Neden? Çok büyük bir aşk yaşadı. Ama ayrıldılar. Uzun süre kimseyi hayatına sokacağını sanmam. Hadi gel. Aslı çok hoş bir kız değil mi? Evet öyle biri. Bütün gece senden gözünü ayırmadı. Fark etmedin mi? Bence sen yanlış anladın. Gözün Filiz'den başkasını görmediği için fark etmemişsindir. Aynalı, Filiz meselesi kapandı. Hem de sonsuza kadar, anladın mı? Şu haline bak. Nasıl kapanmış olabilir ha? Kendini kandırıyorsun. Oğlum bak, bu senin hayatın. Bana laf düşmez. Tek bildiğim, Filiz senin sevdiğin bir düşmanın değil. Filiz yok artık. Bunu herkes aklına soksun. Hem ona hem kendine yazık ediyorsun Yılmaz. Bunu o istedi Aynalı, ben değil. Dostum sen artık bu konuyu kapatırsın. Kızım,
Üzerini düzgün örtsene. Sen de hasta olma başımıza. Dur anne. Çocuk muyum ben? Benim gözümde 50 yaşına da gelsen hala çocuksun. Sen de böyle hasta olurdun. Babanla sabahlardık. Bir keresinde çok ateşlendin. Sana bir şey oldu sandım. Hıçkıra hıçkıra ağlamıştım. Baban halime çok şaşırmıştı. Çünkü seni doğurmak bile istememiştim. Gerçekten mi? Hı hı. İstemeden hamile kalmıştım. Niyetim işe dönmekti. Ama kıyamadım sana. İyi ki doğurmuşum seni. Yoksa şimdi kiminle konuşacaktım? Anne olmak zor bir şey mi? Hı hı. Zor. Ama dünyanın en güzel duygusu. Tadınca anlarsın. Güzel kızım. Nasıl oldun bebeğim? İyiyim. Ateşi düşmüş. Hı hı. Baba annesinin bir tanesi uyanmış mı? Hı hı. Gece sizde mi beklediniz? Hı hı. Sağ olsun. Bütün gece o ilgilendi Elif'le. Ben öylece oturdum. Hadi bakalım babası. Şimdi sıra bende. Kızımın yanında ben kalacağım. Feride Hanım, Zeynep'e söyleyin kahvaltı getirsin. Mideyi yormayacak bir şeyler olsun. Tamam. Babaanneye yüzmek yok, tamam mı? Tamam. Babaannesi gelmiş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.